Merhaba sevgili dostlar. Bu sıcak yaz aylarının yaşandığı bu günlerde göz kuruluğunda göz kapaklarının açılıp kapanması zorlaşıyor. Akşam saatlerinde artan yanma, batma, kaşıntı, yabancı cisim hissi, kızarıklık, aşırı yaşarma ve bulanık görme sık görülen göz kuruluğunun belirtisidir. Sağlıklı bir gözde göz yüzeyi sürekli nemli kalmalıdır. Böylece göz kapaklarının kolay açılıp kapanması ve göz yüzeyinin korunması sayesinde kaliteli bir görüş sağlar. Bu bizim için önemlidir. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Özellikle gözyaşının yeterli salgılanması ya da gözyaşı kalitesinin bozuk olması sonucu kuru göz sendromu ortaya çıktığını söylemek isterim. Göz kuruluğunun neden olur? Buna baktığımızda özellikle kadınlarda yaşlanmaya bağlı olarak gözyaşı salgısının azalması sık görülüyor. Çevresel faktörler de göz kuruluğuna neden olabilir. Örneğin kuru, sıcak, rüzgarlı veya dumanlı ortamlarda gözyaşı yeterli miktarda üretildiği halde gözde birikemez. Özellikle klimalar havayı kurutmakta ve gözyaşının buharlaşmasına neden olmaktadır. Yoğun bilgisayar, tablet, akıllı telefon kullanımı, uzun saatler televizyon izlemek de göz kırpma refleksini bozacağından buharlaşmayı artırarak göz kuruluğuna neden olurlar. Bazı hastalıklarda gözde meydana gelen kuruluk ilişkisi olabilir. Gözyaşı bezlerinin yetersiz çalışması, gözyaşının az üretilmesine neden olur. Bu durum özellikle romatoid artrit, diyabet gibi sistemik hastalıklarda görülebilir. Bu hastalıklara da dikkat etmeliyiz kuru göz gördüğümüzde. Göz kuruluğundan korunmak önemlidir çünkü göz kuruluğu problemleri öncelikle kuruluğa neden olan etken ortadan kaldırılmalıdır. Çevresel faktörlerden korunma önemlidir. Bilgisayarda uzun süre çalışanlar için özellikle ekrandan gelen yansıma ve parlamalar önlenmeli. Çalışma sırasında daha sık göz kırpma ve daha kısa süreli dinlenmeye alışkanlığı edinilmelidir. Gözlerimizi az yoran yazı karakterleri ve renkler seçilmelidir. Peki tedavimiz nasıl olmalı? Kuruluğa neden olabilecek rüzgarlı ortamlarda ya da yüzerken koruyucu gözlük kullanılmalı. Günde en az 2 litre su içilmeli. Omega 3'ten zengin beslenmeli. Düzenli uyku uyumalıdır. Tedavi için damla, jel ve pomatlar şeklinde suni gözyaşları kullanılır. Katkı maddesi içermeyen tek dozluk suni gözyaşları hala daha sık tercih edilir. Göz kuruluğunun tedavisi öncesinde hastada romatoid artrit, sjögren, lupus ve benzeri bir sistemik hastalığın olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Kuru gözle neden olabilecek göz yüzey kapanmasının yetersiz olduğu kapak bozuklukları da giderilmeli. Gerekirse cerrahi olarak bunlar tedavi edilmelidir. Göz kuruluğu için beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu tip videoların gelmesi için beğen tuşuna ya da abone olma tuşuna basmayı unutmayınız. Sevgiler, saygılar.